Efendim Nizip Sevgi Evi olarak, aynı zamanda Cumhuriyet Mahallesi Muhtarımız olarak Nizip çapında birçok yardımlara imza atıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Çalışmalar ne aşamada? Nizip Sevgi olarak biz Nizip'teki ihtiyaç sahiplerine, Nizip Sevgi Evi'ne başvuru olanlara, kartları olan kişilere rutin halinde devamlı olarak da yardımda bulunuyoruz. Bu yardımlarımız gıda veriyoruz. Yakacak vereceğiz inşallah ayın başından sonra. İşte çocuk ayakkabısıdır, montudur. Bu tür şeyler. Öğrencilere burs veriyoruz. Nizip Sevgi Evi'nin bir özelliği, nakdi para yardımı kabul etmiyorsunuz. Hayır, sadece kesinlikle. Hayırseverlerden gelen gıda ve giyim vesaire yardımları kabul edip ihtiyaç sahiplerine ulaştık. Konuyu açar mısın efendim? Tabii efendim. Biz kesinlikle para kabul etmiyoruz. Hayır sahipleri bize gösterdikleri iş yerlerinden, marketlerden gidip biz gıdamızı alıyoruz. Ve ihtiyaç sahipleri imza karşılığında bu gıdaları nakit para da olabiliyor. Mesela bunu kendisi şahıs getirip burada kendi eliyle veriyor. Böyle bir şekilde biz kabul ediyoruz. Evet, siz yıllardır ilçemizde Cumhuriyet Mahallesi muhtarlığı yapıyorsunuz. Sevgi Evi nasıl başladı efendim? Nasıl başladınız bu işlere? Sevgi Evi'ne ilk başta biz 25 tane ekmekle başladık. Biz her Ramazan 50 bin üzerinde ekmek dağıtımı yapıyoruz. 1800 koli gıda dağıtıyoruz Ramazan'da. Ve Ramazan'dan sonra da doğumluk gıdalarımız, dağıtımlarımız devam ediyor. Evet. Ben kaymakamlıkta mütevellide çalıştığım için fakirlerin hepsini az çok biliyoruz. Ve kaymakamlıktan aldığımız liste üzerinde çalışma yapıp bir şahıslara birebir yetişiyoruz. Evet, şu an bizi izleyen fakir vatandaşlar, ihtiyaç sahibi insanlar sizlere ulaştı. Nasıl başlıyor süreç, nasıl kabul ediyorsunuz efendim? İlk başta kimlik fotokopilerini veriyor. Biz bunlar araştırmalarını yapıyoruz. Birinci derece, ikinci derece olarak da biz bunları dost halinde ayırıyoruz. Birinci derecede olan fakirlerimize aylık, 15 günlük böyle bir şekilde ailenin durumuna göre yardım yapıyoruz. Evet, yoğun bir şekilde yardımlarınızı görüyoruz, gözlemliyoruz. Bu yardımları, kaynakları nasıl oluşturuyorsunuz efendim? Hayırseverler, yurt dışından bize yetişenler oluyor, şehir dışına yetişenler, Nizip yetişenler oluyor ve biz bunlardan aldığımız yardımları şahıslara yetiştiriyoruz efendim. Tabii siz Cumhuriyet Mahallesi muhtarısınız, kendi mahallenizde kalmıyorsunuz, Nizip'in tamamına bu yardımları ulaştırıyorsunuz. Biraz hayırseverlerin yardımları gerekiyor. Aracılığımızla hayır yapmak isteyen insanlara neler söyleyeceksiniz efendim? Hayır yapmak isteyen arkadaşlar bize her an yetişebilirler. 24 saat telefonumuz açıktır. Ve burada Nizip Sevgi Evi açıktır. Gelip dağıtımlarımızı takip edip görebilirler. Gerekirse kendi elleriyle ihtiyaç sahiplerine eşyalarını getirdiği eşyaları bırakabilirler. Biz şu an inşallah Allah'ın izniyle en kısa zamanda bugün başlamak üzere bütün Nizip'teki anaokulu öğrencilerine oyuncak yardımı, balon, kırtasiye yardımlarında bulunmaya başladık. Bugün Nene Hatun Okulu'ndan başladık Efkani Mahallesi'nde. Bu sürekli olarak devam edecektir. Peki, çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.